Herkese merhaba, okur yazar yayın kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz dünya mevcut bir süreçten geçiyor. Biz bugüne kadar yapmış olduğumuz çekimlerle olaylara farklı bir bakış açısı kazandırdığımızı düşünüyoruz. Bununla ilgili geçenlerde Sayın Zafer Calayoğlu'nun bir tweet'i, bir sosyal medya paylaşımı olmuştu. O paylaşımla alakalı bir kehanette bulundu, mevcut süreçle alakalı. Biz bu bölümü iki ayrı çekimle sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu kehanet nedir diye Sayın Araştırmacı Yazar Zafer Calayoğlu'na soracağız. Bu kehanet nedir? Şimdi evet şimdi yaşanan süreçle alakalı pek çok farklı bakış açılarını edinerekten konuya zenginlik kazandırmayı düşünüyoruz ki insanlar sadece yaşanan olayı tek bir sebebe bağlamasın diye. Bunun çeşitli başka konular üzerinden de bir yönü de hallettikleri bir durum var mı yok mu bunu netleştirmek açısından var olan mevcut kehanetlere de bakmamız gerektiğini düşündük. Ve bu var olan kehanetlere baktığımızda da karşımıza çok farklı bir tablo çıktı. Biz bugün zaten konumuzu bu merkezde inceliyor olacağız. Tabii şu anda da konuyu daha fazla uzatmadan direkt programımıza başlamak adına ben hemen giriş yapmış olayım. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz durum birilerinin bir kehaneti gerçekleştirmek üzere çalıştıklarına şahitlik ettiğimiz bir dönemi bize yaşatıyorlar. Şimdi bu durumu da daha iyi anlayabilmemiz için şimdi bir örnek üzerinden konuyu daha iyi anlayabileceğimiz bir yolculuğa çıkalım istersen. Bu yolculuğumuz sırasında da tabii bizim şu an yapacağımız programda ağırlayacağımız bir konuk var. O konuk da kim? Dan Brown. Dan Brown bugünkü programımızın ekstra konuğu olmuş olacak. Şimdi Dan Brown'ın yazmış olduğu eserlere bakacağız. Bu eserlerden de biri olan Kıyamet yani ya da şöyle diyeyim Inferno, Cehennem diye çevrilmiş olan kitabına bakıyor olacağız. Bu kitabın içerisindeki karakterlerden birine odaklanacağız. Bu odaklanacağımız karakter de Zobrist karakteri. Şimdi Zobrist kitapta anlatıldığına göre ne yaptı? Kendi hayatını feda ederek intihar etti. Peki soralım. Bu fedakarlığı kimin için yapmıştı Zobrist? Cevabı kitaptan alıyoruz. Tüm insanlık için demişti. Şimdi ama bir dakika. Şimdi burada biz bu senaryoyu, bu hikayeyi bir yerden tanıyoruz. Nereden tanıdığımızın araştırmasını yaptığımızda karşımıza ne çıktı Sadi? Bir baktık ki bu hikaye İsa Mesih'in hikayesi. İsa Mesih de ne yaptı? Kendi hayatını feda ederek resmen tam anlamıyla bir intihara kalkıştı. Değil mi? Bunu gördük. Ama Zobrist'in yaptığı gibi alıp başını gitmedi İsa Mesih. İsa Mesih ne yaptı? İncil metinlerine baktığımız zaman geride bir şifre bıraktı. Şimdi biz o şifreyi de açıyor olacağız. Ne dedi İsa Mesih giderken? Ben gitmezsem o gelmeyecek dedi. Benim bu yüzden gitmem gerekiyor ki o gelsin dedi. Şimdi tamam. Demek ki burada İsa Mesih'in gitmesi gerekiyormuş ki gelecek olanın gelmesi gerekiyormuş. Peki soralım. Gelecek olan geldiğinde ne yapacak? Yine İncil metinlerinden devam ediyoruz. İncil bize diyor ki gelecek olan geldiğinde insanlığın kurtuluşu için bir hazırlık yapacakmış. Bunu bize anlatıyor. Peki gelecek olan geldiğinde nasıl bir hazırlık yapacakmış? Vaftiz yapacakmış geri kalan tüm insanları. Şimdi burada farklı bir konu karşımıza çıktı. Ne o? Vaftiz olayı. Şimdi biz bir de bu vaftizi bir açalım. Bunu bir anlatalım. Sonra kalmış olduğumuz yerden devam ediyor olacağız. Şimdi vaftiz dediğimiz zaman tabii burada biz neyi anlatacağız Sadi? Hiç öyle evrilip kıvrılıp ya da işte bir şekilde ya şunu söylesek mi söylemesek mi demeden direkt konu neyse o konuyu açıyor olacağız. Vaftiz ne demek? Vaftiz tam anlamıyla bir pagan ritüelidir Sadi. Biz bunları seninle zaten daha öncelerde uzun uzun hep konuşuyoruz. Ne demektir vaftiz? Sembolik olaraktan ritüelik uygulamada neyi yapıyorlar? İlk önce ölüm, daha sonra diriliş. Yani vaftiz bu demektir. Ölüm ve diriliş. Ama şimdi bu tanımı koyduğumuz zaman biz neyi biliyoruz? Tamamen bir pagan ritüeli bu. Çünkü pagan literatüründeki bunun karşılığı ne? Nekromansiye.
Nekromansiye ne demek? Ölüm ve dirilişin bir arada gerçekleştirildiği bir ritüel demektir. Demek ki vaftizle insanlar ne yapılıyormuş? Ölüm ve dirilişi sembolik olarak gerçekleştiriyorlarmış. Şimdi tamam, vaftizin ne olduğunu öğrendik. Ama neyi biliyoruz? Bu normalde vaftiz uygulaması daha önceden gelenekti. Ama Hristiyanlıkla beraber bu bir kural haline geldi. Nasıl bir kural haline geldiğinde şimdi yavaş yavaş irdeliyor olacağız. O yüzden şimdi vaftizin biz genel bir ölçeğini değil, geniş geniş anlamını anlatmayacağız. Kısa özet halinde bugün uygulanan şeklini anlatacağız. Detayına nerede gideceğiz? Ayasofya çekimimizde gideceğiz. Ayasofya çekimimizde, Ayasofya'da ilgili mekanın önüne geçtiğimizde orada biz vaftizin ne olduğunu tamamen anlatıyor olacağız. Çünkü vaftizin ilk uygulamasının çıkışı ile bugünkü gelmiş olduğu son hali arasında ciddi temel farklılıklar var. O yüzden biz bu programda o kadar detayına girmeyeceğiz. Detayını Ayasofya çekimimizde izleyicilerimize anlatıyor olacağız. Peki şimdi vaftizi bir anlatalım. Vaftiz yapılırken neler oluyor? O atmosferi bir canlandıralım hemen. Şimdi vaftiz olacak olan kişiler vaftiz havuzuna giriyorlar. Tabii vaftiz olurken sadece belirli uzuvlarını suyla temas etmiyorlar. Ne yapıyorlar? Tamamen tüm bedeni suyun altına sokmak zorunluluğu var. Niye? Çünkü dedik ya hani ölüm ve diriliş olacak diye. Burada diyorlar ki işte kişi tamamen suyun altına girdiğinde nefes alamadığı bir ortamda bulunduğu için kişi ölmüş olarak kabul ediyorlar. Artık onun önceki hayatını geride bıraktı. Yeni bir hayata doğmak üzere suyun içinden çıktığında ilk nefesini alıyor diyorlar. Ve bu ilk nefesini almış olduğu dünya onun yeni kimliğidir diyorlar. Ve bu sayede bir doğuşu sembolize olarak bize ifade ediyorlar. Ne oldu? Ölüm ve diriliş gerçekleştirildi. Peki, şimdi biz bunu gördüğümüzde de neyi söyleyebiliyoruz? İşte diğer konunun asıl uzmanları bize neyi ifade ediyor? Bu suyun içinde bulunma halini benzetme yaparaktan ana karnına benzetiyorlar. Ana rahmine benzetiyorlar. Niye? Çünkü bir kadın hamile olduğunda içindeki bebek için bizim yaşadığımız şu anki dünya bebeğe göre yeni bir dünya. Ve doğum gerçekleştikten sonra çocuk ne yapıyor? İlk nefesini yeni bir dünyada alarak bir kimlik kazanıyor. İşte bu ritüeli buna da benzetiyorlar diyelim. Doğuş gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Bunu bu şekilde de anlatmış olalım. Tabii şunu da söylemekle belki fayda olabilir. Hani detayına girmeyeceğim ama vaftiz olacak olan kişi vaftiz havuzuna girdiği yerden çıkamaz. Hani nereden çıkar diye sorular gelebilir. Bunların cevaplarının hepsini Ayasofya Evet, çekimimizde daha detaylı anlatıyor olacağız. Ama şunu da söylemek lazım Sadi. Bu uygulama yani suyla yapılan bu uygulama şu anki Hristiyanlıkta var olan bir uygulama. Neden? Çünkü ne dedik? Daha da öncesinde bu bir gelenekti. Bu geleneği Hristiyanlığa devşirdiler ama uygulamadaki kullanılan malzemeyi değiştirmediler. Yani su korundu ama ritüelik anlam değişti. Bizim burada bunu görmemiz lazım. O yüzden devşirilme Hristiyanlığa yerleştirildi ama daha önceden bu gelenekken şimdi Hristiyanlık içerisinde bir kural haline geldi. Nasıl kural oldu? Çünkü biliyoruz bir kişinin Hristiyan olabilmesi için olmazsa olmaz yapması gereken ne? Vaftiz uygulaması. Neden bunu yapıyorlar? İşte diyorlar ki sen önceki hayatında neysen neydin? Bizim umurumuzda değil. Artık yeni bir başlangıç. Altını çizelim. Başlangıç. Yapacağın için bu ritüelden geçmen lazım. O yüzden önceki halini, yaşantını öldürmen, geride bırakman gerekiyor. O yüzden seni böyle bir ritüelik uygulamadan geçirmemiz lazım diyorlar. Vaftiz aynı zamanda nedir Sadi? Bir arınma. Bir arınmadan geçiriliyorsun. Niye? Günahsız olabilmek için. Böyle bir teste tabi tutuyorlar. Hristiyanlar, Hristiyan olacakları diyelim. Bu anlatmış olduğumuz ifadeler
birileri için çok önemlidir. Yani bir grup için önemlidir. Onun da altını çizelim. Şimdi tabii sadece vaftiz suyla olmuyor. Yani arınma suyla olmuyor. Çeşitli kullanılan yine ritüeller de var. Biz bunları şu anda yine ifade ediyor olacağız. Bunlardan bir tanesini ne Sadi? Bazı gizli örgütler yine buna benzer bir vaftiz uygulamasını, arınmayı neyle yapıyorlar? Tam anlamıyla toprak altına girerek. Bazı gizli örgütlerde bu ritüel direkt üyenin gizli örgüte kabulü için o örgütle yeni bir başlangıç yapabilmesi için, burada başlangıcın altını bir daha çizelim arkadaşlar. Yeni bir başlangıç yapabilmesi için toprak altına alınıyor. Daha sonra toprak altından çıkarıldığı zaman önceki haliyle daha sonra çıkmış olduğu hali arasında muazzam bir zıtlık olduğunu görüyoruz. Çünkü olay değişiyor. Buna benzer yani neyi ifade ettiğimizi daha iyi izleyicilerimizin anlayabilmesi için bir film önerelim. Filmin adı ne? Kill Bill filmi. Kill Bill filmi tamamen bu anlatmış olduğumuz nekromansiyayı anlatır. Yani ölümden dirilişi anlatır. Filmin başrolü kimdi? Uma Thurman dediğimiz bir kadın vardı. Oyuncu olan Uma Thurman mezara giriyordu. Mezardan çıktıktan sonraki haliyle mezara girmeden önceki hali tamamen farklı kişiliklerdir arkadaşlar. Filmi izleyenler hemen zaten hafızalarında o sahneyi canlandırdı. İzlemeyenler de varsa rica edelim izlesinler. Burada çünkü neyi görüyoruz biz? Demek ki filmin yazarı ve yönetmeni olan Quentin Tarantino son derece bu gibi pagan ritüellerine vakıf olduğunu görebiliyoruz. Bize böyle bir eser ortaya koyduğu için. Tamam, bunu da söyledik, bunu da anlattık. Kısaca özet halinde vaftizin yani arınmanın ne şekilde yapılacağını gördük biz buradan. Tabii yine unutmayalım, sadece vaftiz, toprak ve suyla da olmuyor. Başka olaylarla da oluyor. Şimdi bunlara programımız içerisinde yer veriyor olacağız zaten. Şimdi devam ettiğimiz zaman biz burada şu ana kadar neyi inceledik? Vaftiz olanların başından geçenleri gördük. Bir de neye bakacağız? Vaftiz yapana bakacağız. Vaftiz yapana ne diyoruz? Vaftizci diyoruz. Evet. Peki soralım Sadi. Günümüzde belki de dünyadaki en meşhur vaftizci kim? Yahya, Evet. Hazreti Yahya. Evet, yani vaftizci Yahya. Evet. Peki vaftizci Yahya kim? Vaftizci Yahya öz ve öz İsa Mesih'in kuzeni. Niye bunu rahatlıkla söyleyebiliriz? Çünkü bunlar teyze çocukları. İsa Mesih'in annesi Hazreti Meryem ablası var. Kim? İncil'e göre söylersek Elizabeth. Elizabeth kiminle evlendi? Hazreti Zekeriya ile evlendi. Hazreti Zekeriya'nın çocuğu kimdi? Hazreti Yahya'dı. Buradan biz bir akraba ilişkisini yani en temelde bir kan bağının olduğunu görebiliyoruz diyelim. Bunun da detayını nerede açıklayacağız? Yine Ayasofya Evet. çekimimizde ilgili mekanın karşısına geldiğimizde bunları orada detaylıca anlatıyor olacağız. Peki tamam bunları söyledik. Şimdi vaftiz yapanın kim olduğunu da öğrendik. Niye? Hristiyanlık literatürü bize hangi bilgiyi verir? Derler ki işte bu vaftiz uygulamasının ilk başlangıcındaki aktör vaftizci Yahya'dır derler. Oradan başlayan bir ritüeli bize anlatırlar. Vaftiz olmayla alakalı. Tamam, bunları gördük. Peki vaftizci Yahya vaftiz etmiş olduğu insanlara bir şifreli bilgi veriyordu. Biz burada yine bir şifreyi daha çözelim Sadi. Vaftiz yapmış olduğu topluluğa karşı vaftizci Yahya ne dedi? Benden sonra gelecek olan benden önce müjdelenmiştir diyerek bir şifre ortaya koydu. Bu şifrenin tam manası neydi? Küllerinden yeniden doğma. Bakın bu da bir pagan ritüelidir. Neyi anlatıyor bize? Küllerinden yeniden doğma ritüelindeki kullanılan yine arınma unsuru ne? Ateş. Burada da bunu görebiliyoruz. Yani ateş ile yapılacak olan bir sınamanın olduğunu biz burada görebiliyoruz. Çünkü devam eden cümlede vaftizci Yahya ne şekilde devam etti karşısındaki topluluğa? Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelecek olan sizi ateş ile vaftiz edecek dedi. Bu mesajı da bize verdi, şifreyi de bize verdi ve biz burada neyi görüyoruz? Ateş ile vaftiz edilme bir pagan ritüeli dedik ama pagan literatüründeki bunun karşılığı ne?
Consolamentum. Consolamentum'u biz burada ortaya koyduğumuzda ateş ile vaftiz edilmekten bahsedebiliyoruz. Peki gelelim hemen günümüze. Şu an dünyanın içinde bulunmuş olduğu halden dolayı insanlar yüksek ateş yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Yani paganlar şu an dünyaya ne yapıyorlar? Müdahale ederek tüm insanları ateşten bir vaftiz edilme ritüeline tabi tutuyorlar. Şu an dünya paganların iki ritüeline tabi olmuş durumda. Hatırla, biz yakın dönemde ne dedik? Gece gündüze egemen olmaya çalışıyor dedik. Arkasındaki bilgi işte buydu. Paganlar dünyanın tamamına şu anda açık bir hedefle bir operasyon yapıyorlar. Operasyonun içeriğinde ne var? Pagan ritüelleri var. Ölümden diriliş var. Bir de ne var? Ateş ile vaftiz edilme var. Şimdi ateş ile vaftiz olunanlar ne olacak? Ritüele göre baktığımız zaman, işte İncil'deki kehanete göre baktığımız zaman ne isteniyor? Kişiler ateş ile sınanacak. Kendi cehennemini, kendi kıyametini yaşayacak. Bu kıyametten, cehennemden kurtulup sağlığına geri kavuşanlar arındırılmadan başarıyla geçmiş ve imanlı olduğu teşhisi yapılacak. Bu sınamadan geçmiş olan kişiler gelecek olan İsa Mesih'in ordusunda asker olarak yerini alacak olan insanlar. Dünyayı şu anda bunu hazırlamaya çalışıyorlar. Bu anlamda biz ne demiştik? Gece gündüze müdahale ediyorsa, gündüzün de geceye müdahale edebilmesi için bir alternatif teklif ortaya getirmiştik. Ve tanımımız neydi? Gecenin en zifiri karanlığının olduğu dönem nedir? İmsak saati. İmsak saatinin, imsak vaktinin olduğu dönemde işte camilerden teşrik tekbirlerinin getirilmesini istiyoruzun cevabı bu arka plandaki dünya yapılan operasyondu. Bizim bunun için bir alternatif ortaya koymamız lazım dedik. Ne içindi bizim ortaya koyduğumuz bu alternatif? Üstünlüğü kurmak için değil, dengenin sağlanabilmesi içindi. Bizim bunu yapmamız lazım. Birileri bir yere müdahale ediyorsa biz de bu müdahaleyi dengeleyebilecek karşı bir müdahalede bulunmamız gerektiğini bu minvalde ifade etmiştik. Peki şimdi bunları anlattık. Ama gelelim olayın diğer bir tarafına. Hani dedik ya, kişiler kendi kıyametlerini yaşayacak ve sonra gelecek olan kim? İsa Mesih. Bu ortam hazır olunca gelecek dedik. Şimdi gelelim günümüze. Devlet liderleri ne anlatıyorlar? Sanki bu kehanetleri biliyorlarmış gibi Mesih bir an önce gelsin ve bizim içinde bulunmuş olduğumuz durumdan kurtarsın dediler. Aslen onların yapmış olduğu bu tanımlamanın tercümesi ne? Olay şu Sadi. Bir an önce Mesih gelsin ki vaftiz işlemini tamamlasın ve dikkat edelim buraya arkadaşlar. Yeni bir dünya düzenini başlatsın. Bakın, başlatsın. Tamam mı? Yine bir başlangıçtan bahsedebiliyoruz. Bunu bu minvalde lütfen izleyicilerimiz hatırlasınlar, unutmasınlar, hafızalarında yer edinsinler lütfen. Ve devam eden cümlede de neredeyse yine sanki bu kehanetten haberdarmış gibi dünyadaki neredeyse her lider hangi açıklamayı yaptı Sadi? Bu olaydan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediler. Yani neye vurgu yaptılar? Her şey yeniden başlayacak dediler. Bakın, başlayacak kelimesinin altını üstünü çizmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü zaten özünde programın başlangıç var. Bunları söylediler. Ama kehanetten haberdar olmasalar bile devlet liderleri içinde bulundukları ortam onlara bu sözleri söyletiyor da o yüzden onlar bunları söylemeye başladılar. Yani burada iki tane pagan ritüelini anlattık. Bir nekromansiya, ölümden diriliş. Bir de ne dedik? Consolamentum. Consolamentum neydi? Ateş ile vaftiz olma, arınma. Peki gelelim ayrı bir konuya. Biz sadece dünyanın şu anki içinde olduğu tablodan dolayı mı consolamentum'u ifade edebiliyoruz? Hayır. Geçmiş dönemde tarihe baktığımızda bir topluluk tamamen consolamentum ritüeline uygun yaşam modelini merkezileştirdiğini görebiliyoruz. Bu topluluğun adı neydi? Bu topluluğun adı Katarlar.
Ya da bir diğer ifadeyle söylersek, tanınan bir başka ismi de var bunların. Albigenler. Şimdi Katarlar ne zaman yaşadı Sadi? 12. yüzyıl, 13. yüzyıl aralığında yaşadılar. Bunlar nerede yaşadılar? Coğrafyasını da ifade edelim. Bugünkü Fransa'nın güneyinde yaşadılar. Yaşadıkları bölge orasıydı. Ama bakın dikkat edelim Sadi. Katarlar Hristiyan. Ama Hristiyan olmalarına rağmen İsa Mesih'i Tanrı olarak kabul etmiyorlar. Tamamen İsa Mesih'e bir insandı diyorlar. İnsan olmasından dolayı da sadece bir peygamberdi diyorlar. Bunlardan dolayı da neyi reddediyorlardı? O meşhur Hristiyanlık içerisinde kabul edilen teslisi. Yani baba, oğul, kutsal ruhu reddediyorlardı. Ve suyla vaftiz olmaya inanmıyorlardı. Çünkü asıl arınmadan geçirilecek olan kişi kimdi? İsa Mesih. Onları neyle vaftiz edecekti? Ateş ile. O zaman neyi görüyoruz biz? Topluluk ne yapıyordu? Bir hastalığa yakalanmış olan kişiyi iyileştirmek için çaba sarf etmiyorlardı. O kişiyi kendi kıyametiyle, kendi cehennemiyle baş başa bırakıyorlardı. İyileşirse imanlı diyorlardı. İyileşmez, ölürse imanı zayıf deyip onu defnediyorlardı. Böyle bir mantık içerisinde hareket eden bir topluluktan bahsediyoruz. Ve bu topluluğun temelde en merkezi anlamda eleştiri oklarına tabi tuttuğu yer neresiydi? Dönemin papalık devletiydi. Papalık devletini bu anlamda eleştirilere tabi tutuyordu ve ciddi anlamda Katar topluluğuna komşu olan diğer topluluklar da Katarizm diyebileceğimiz bu modeli benimsemeye başlamışlardı ve Katolik mezhebinden kaymalar gerçekleşiyordu Katarizme. Bunu gören papalık devleti derhal duruma müdahil oldu ve ne yaptı? Alt dini bir tarikat kurdu. Kurulan tarikatın adı neydi? Fransisken tarikatıydı. Ne zaman kuruldu? 1209 yılında kuruldu. Şubat ayı gibi kuruldu. Yaklaşık kuruluşundan 6 ay 7 ay sonrasında dönemin papalık devletinin başında bulunan dönemin papası 3. Innocentius Katarlara yönelik Haçlı Seferi başlattı. Bu sefer yani bu Haçlı Seferi 1209 yılında başladı, 20 yıl sürdü. Yani 1229 yılına kadar bu Haçlı Seferleri devam etti. Tabi savaş başladığı zaman bir anda ortam hararetlendi. Ordular iç içe girdiler. Destek birlikleri bölgeye geldiğinde cephenin durumuna bir baktılar. Bakıyorlar ulan hangisi Katarlı, hangisi Katolik? Yani biz kime yardım edeceğiz, kimi ayıklayalım, kimi öldüreceğiz? Bunun ayrımına varamadılar. O yüzden de elçi gönderdiler dönemin papası 3. Innocentius'a. Gelen elçi ne için geldi? Git dediler papaya danış. Tablo bu savaş alanında. Biz ne yapalım? Bekleyelim mi? Bir barış mı imzalayalım? Ateşkes mi yapalım? Nasıl bir hareketlilik gösterelim diye papadan fikir almak üzere elçiler gönderildi. Elçi durumu izah etti papaya. Papadan gelen cevap herkesi şok etti. Papa ne dedi Sadi? Papa dedi ki herkesi öldürün dedi. Kimseyi ayırmakla uğraşmaya çalışmayın dedi. Ama devam etti Papa dedi ki herkesi öldürün. Tanrı kimin iyi olup kimin iyi olmadığını ayıracak dedi. Bakın ne yaptı Papa? Üzerine vazife olmayan bir hadsizlik gösterdi. Ne yaptı? Papa bildiğimiz kadarıyla insan. İnsan olan biri Tanrı'ya görev verdi. İyiyi kötüyü ayıklasın dedi. Onu o yapsın dedi. Düşün yani hangi yapıyla karşı karşıya olduğumuzu anlatabilmek için ben bu özellikle detayı verdim size arkadaşlar. Bunun bu anlamda bilinmesi lazım. Tabii şimdi sonuçta ne oldu? Emri aldı asker. Cepheye gitti, komutanlarını anlattı. Dedi ki Papa böyle dedi, herkesi öldürün dedi dedi. Ve emir tabii geldi, papalıktan geliyor. Herkes sahada öldürülmeye başlandı. Öldürmeye başladılar yani. Kan gövdeye götürdü. Ama daha da öncesinden esir alınan Katarlılar vardı. Burada biz buna yok demiyoruz. Ama ne yapıldı? Bakın işte kılcal damarlara geliyoruz şu anda. Papalık devleti esir alınmış olan Katarların kendi istedikleri doğrultuda yani papalık devletinin istemiş olduğu doğrultuda itiraflarda bulunabilmesi için meşhur olan bir kurumu ortaya çıkardı.
O kurumun adı neydi? Engizisyon Mahkemesi. İşte Engizisyon Mahkemesi ilk defa Katarlılara yönelik kurulan bir kurumdu. Burada neyi amaçlıyorlardı? Katarlılar çünkü sonuçta ne ilan edildi? Sapkın, heretik. Bunlar din dışı ilan edildiği için müdahale edilmesi papalık tarafından farz görüldüğü için müdahale edildi. Esir alınan Katarlılara da Engizisyon Mahkemesi sözde onları sorguluyordu. Ama aslen ne yapıyordu dediğimiz gibi kendi işine yarayacakları itirafları söyleyebilmeleri için işkence ediyorlardı onlara. Peki gelelim başka bir boyuta sadece. Şimdi dedik az önce bir alt dini tarikatın kuruluşundan bahsettik. Fransiskenler dedik. Bu sefer de kurulmuş olan bu Engizisyon Mahkemesi'ni de başka bir dini tarikata verdiler. Çünkü ne oldu ilerleyen dönemlerde? Yani aynı 1216 yılları içerisinde de bu sefer yani Fransisken'in kurulduğu tarihlere çok yakın bir tarihte Dominiken tarikatı kuruldu. Dominiken tarikatının yönetimine verdiler Engizisyon Mahkemesi'ni ve uzunca bir süre Dominikenler Engizisyon Mahkemelerini yönettiler. Bunlardan en meşhuru kim? Yöneticiler arasında olanlardan birini ifade edelim. En meşhuru Bernardo Gui. Bernardo Gui kim? Bernardo Gui hem bir psikopos, hem bir Dominiken tarikatı üyesi, hem de Engizisyon Mahkemesi müfettişi olan bir kişi. Peki şunu söyleyeyim. Bernardo Gui'yi izleyicilerimize daha iyi tanıyabilmeleri için yardımcı olalım. Eğer arkadaşlar Umberto Eco'nun Gül'ün Adı kitabını okuduysanız Bernardo Gui hemen zaten hafızanıza geldi. Ya da bu kitabı okumadınız ama neyi izlediniz? Sean Connery'nin başrolünde oynamış olduğu Gül'ün Adı filmini izlediyseniz buradan da hemen Bernardo Gui'yi zaten hatırlıyor oldunuz. Bernardo Gui çok meşhurdur bu anlamda. Onu da ifade etmiş olalım. Tabii daha sonrasında ne oldu? Burada da neyi biraz irdelememiz gerekiyor Sadi? Bu alt dini tarikatları kimin kurduğuna bir bakalım. Dönemin papası kimdi? 3. Innocentius'tu. 3. Innocentius'u biz aslen daha önce başka bir programda ifade ettik. Nerede ifade ettik? Sayın Erkan Macit Bey'in Gizli Gerçekler programında zaten söylemiştik. Ama burada bir kere daha tekrarlamakta fayda olduğunu gördüğümüz için altını çiziyor olacağız. 3. Innocentius hangi tarikatın üyesiydi? Benim. Benediktin tarikatının üyesiydi. Şimdi bunu niye biz özellikle söyleme ihtiyacını duyuyoruz? Çünkü bu tarikatın üyesi olan Papa neyi kurdu? Alt dini tarikatları kurdu. Yani hem Fransisken tarikatı hem Dominiken tarikatlarının kurulduğunu gördük. Bu tarikatlar hiçbir şekilde arkadaşlar mevcut Benediktin tarikatına rağmen ya da ona itiraz anlamında kurulmuş olan bağımsız örgütlenmeler değil. Bunlar sürekli ve kati şekilde Benediktin tarikatının kontrolünde olan tarikatlar. Biz bunu ifade edebilmek için bu hiyerarşi zincirini sizin huzurunuza şu anda ifade edebiliyoruz. Ve daha sonrasında neyi söyledik? Özellikle işte bu yine konumuza dönersek, günümüze gelirsek ateşle vaftiz olma konusuna gelelim tekrardan. Burada neyi gördük biz Sadi konuşmalarımızda? Ama şunu atlamadan da bir tekrar Katarlara dönelim. Hemen kaldığımız yere geri gelelim. Katarlar aslen papalık devletinin neden hedefinde oldu? Çünkü Katarlar yani Albigenler gizli ilimler dediğimiz ilimlere vakıflardı. Ve bunu son derece ciddi olarak kendi toplulukları içerisinde kullanıyorlardı. Ama aynı zamanda papalık devleti de gizli ilimlere vakıf olduğu için bunun kıtada yani Avrupa kıtasında birinin tekelinde olabilmesi için hedefinde de oldu Katarlılar. Bu detayı da verelim. Daha fazla açmamış olalım konuyu en azından. Şimdi bu bilgiyi de verdikten sonra hemen konuya dönelim. İşte ateşle vaftiz olunma detayını verdik. Consolamentum dedik. Consolamentum'u uygulayan yine benzer açıklamalarda bulunan devlet liderleri var. Özellikle İngiltere ve Boris Johnson. Boris Johnson ne dedi? İngiltere özelinde konuştu. Hepimiz dedi bu dedi hastalığa, virüse yakalanmamız gerekiyor. Enfekte ola ola bağışıklık kazanmamız gerekiyordu. Yani neyi uyguluyordu Boris Johnson? Consolamentum'u söylüyordu. Çünkü devam eden cümlesinde ne dedi?
Boris Johnson dedi ki her aileden herkes sevdiklerini kaybetmeye hazır olsun dedi. Böyle çok enteresan açıklamalarda bulunmuştu Boris Johnson. Buna benzer bir açıklamayı da Amerikan Başkanı Trump yaptı. Trump ne dedi? O da dedi ki bizim öngörümüze göre Amerika'da 10 milyon insan enfekte olacak dedi. Bu 10 milyon insanın enfekte olan insanın da 200-300 bin kadarının da ölmesini bekliyoruz dedi. Yani aslen ne yapılıyor? Bakın, konsolamentum ayini ülkelerin devlet başkanları tarafından şifreli bir şekilde açıklandığını görüyoruz. Ölenler olursa dediğimiz gibi imanı zayıf ama bu arınmadan yani bu vaftizden geçen kişiler sağlığına kavuştuklarında gelecek olan Mesih'in ordusunda asker olacaklar. Hazırlık bunun için yapılıyordu. Biz bunu söylüyoruz. Ama şimdi izleyicilerimiz şuna da dikkat etsinler. Aslen bu açıklamaları yapan kişilerin kimlerle bağlantılı olduğunu görebilirlerse dünyaya şu anda bu müdahaleyi yapanların kimler olduğunu da görüyor olacaklar zaten. Biz bunu bu şekilde ifade etmiş olalım. Aslen konuşulması gereken isimler işte Donald Trump ya da Boris Johnson mıdır? Hayır. Bunlar değildir. Konuşulması gereken isim kim? Bill Gates olması lazımdı ama kimse bunu kolay kolay konuşmuyor. Daha yeni. Daha yeni yani bir gün önce olması gerekiyor. Bir kişi çıktı bunu söyledi. Kimdi o? Donald Trump'ın eski bir danışmanı var. Şu an tabii danışman değil. Onun yüzden eski danışman diyoruz. Eski danışmanlığından Roger Stone. Roger Stone ne dedi? Dünyanın şu anki içinde olmuş olduğu sorunu Bill Gates yarattı dedi. O yüzden de Bill Gates'in tutuklanması lazım dedi. Yargılanması. Ama şunun detayını vereyim ben. Roger Stone bunu niye şu an söyledi? Bunu bir bilmemiz gerekiyor. Bu arka tarafta başka bağlantılar var. O yüzden Bill Gates'in adını söyledi o. Eğer mevcut danışmanlığı şu anda görevde olsaydı yani bunu söylemeyecekti. Ama şunun için söylüyorum, şununla karşılaştırsın izleyicilerimiz. Yakın dönemde biliyoruz Trump azil sürecinden geçti, değil mi? Azil sürecinden geçerken yine eski danışmanlarından birinin daha henüz yayına verilmemiş bir kitap yazımı vardı. Şimdi o kişinin ismini söylemeyeyim ama kitap yazım aşamasındaydı daha. Yani yayınlanmamıştı, satış aşamasına gelmemişti mağazalara. Buna rağmen kitap içindeki bir bilgi sızdırılarak o sızdırılan bilgi üzerinden Trump'ın azil süreci başlatılmıştı. Burada da neye baksın izleyicilerimiz? O kişinin hangi yayın evi üzerinden kitabı çıkaracağına, o yayın evinin kime ait olduğuna ve o kişinin de kiminle bağlantılı olduğuna baktığımızda işte Roger Stone'a benzer bir olaydan dolayı Bill Gates adının neden söylendiğini çok rahat bir şekilde görebiliyorlar diyebilirim. Tabii Bill Gates'in konuşulması gerektiğini ifade ediyoruz. Niye tutuklanması gerektiğinin altını çizdi Roger Stone. Dedi ki dünyaya yönelik Bill Gates'in çipleme projesi var dedi. İnsanları çipleme. İşte insanların vücut enjekte edebilmelerinde bir itiraz gelmemesi için dedi ki işte dünyayı böyle bir musibet yaydılar. Şimdi insanlar gönüllü olaraktan gelip çip taktırmaya razı olacaklar. Niye? Sağlık. O yüzden. Böyle bir müdahale ettiler dediler dünyayı. O yüzden Bill Gates var bunun başında. Tutuklanması lazım dediler. Ama şimdi yavaş yavaş zaten gündemde neye kayıyor? Bill Gates'e kayıyor. Yani eleştiriler anlamında. Bunların olaylarla bağlantılı olduğu yönünde. O yüzden biz yakın dönemde şöyle bir video servis edileceğini görürse kimse şaşırmasın arkadaşlar. Şimdi karaktere uygun olarak her şey gelişiyorsa yine karakterin üzerinden gidelim. Karakterimiz kimdi? Dan Brown'un kitabındaki, Cehennem kitabındaki Zobrist. Zobrist ne yaptı dedik? Kendi hayatını feda ederek intihar etti dedik. Kim için? Tüm insanlık için. Servis edilecek olan videoda da şunu görürsek kimse şaşırmasın. Videonun baş aktörü kim olacak? Başrolde kimi göreceğiz? Bill Gates'i göreceğiz. Ve Bill Gates ne yapacak bize? Çipleme birileri zararlı diye anlatıyorsa bunun zararlı olmadığını ispatlayabilmek için ben kendimi feda ediyorum diyecek ve gönüllü bir şekilde çiplemeyi bana yapın diyecek. Ve bunu soracaklar. Bu uygulamayı niye yapıyorsunuz Sayın Gates diyecekler. O da ne diyecek cevaben? Tüm insanlık için yapıyorum diyecek. Yani karakteri ete kemiğe büründürmüş olarak karşımıza çıkardıklarında kimsenin şaşırmaması gerektiğini biz daha şu anda ifade etmiş olalım ve ilk bölümümüzdeki
konuşmamız gereken bu kehaneti de anlatmış olalım. Sözü Sadi'ye bırakalım. Evet, ben şimdi bu konularla biraz konuştuk ama ben şu anda şoktayım. şundan dolayı biz ikinci bölümü çektiğimiz zaman soru cevaplara falan başlarken zaten birkaç tane sorum olacak. Biz dilerseniz buradaki yayına şimdilik son verelim ikinci bölümümüz için. Tekrardan görüşmek üzere çünkü orada da önemli bir kehanet var. Onun Evet. da çekimini yaptıktan sonra da soru cevapla sizin karşınıza oluruz. Teşekkür ederiz.